Bazen kendimi çalışmalarımı yaptıktan sonra karşısına geçiyorum. Onlara parmağımı uzatıyorum, elimi uzatıyorum. Kendimi Gülver gibi hissediyorum. Dev gibiyim ve ufacık bir şeye dokunuyorum. Bir odanın içine giriyorum. Sanki birinin hayatına dokunuyor gibiyim. O beni çok etkiliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu ışık sürekli benim elimdedir. Yaptığım çalışmada sürekli ışıkla oynarım. Işık sürekli çalışmalarımın üzerinde gider gelir. Hatta bazı çalışmalarımın üzerinden pencereler açıyorum ki ışığı daha iyi yansısın, ışık oyunları olsun diye. Yani genel olarak benim hayatımdaki diyorum atarımı bu diyebilirim. Işık ve gölge. Döneminde herkesin eve kapandığı dönem. İşte oğlum o zamanlar 6 yaşlarında. İşte bir sünger parçası bulmuş, bir oyuncak küçük bir arabası var. İşte baba bu süngerden işte dağ yapalım, oyuncağı onun içine koyalım. Ha dedim diyorama diye bir şey var oğlum. Ben Marmara mezunuyum, diyoramayı biliyorum. Ama hiç ilgilenmedim daha öncesinde. İşte uğraştık, bahçeye indik, çalı çırpı topladık. Onu yaptık. Sonra çok hoşuna gitti. Baba işte şu arabamı da eskitelim, bunu kıralım, bunu da böyle bir şey yapalım. Onu da yaptık. Sonra eşim bunları gördü, dedi ki ben de bir kitaplık istiyorum. Bana da bir kitaplık yapar mısın? İyi, sana da bir kitaplık yapayım. Sonra bu iş benim çok hoşuma gitmeye başladı. Sonra kendi kafamdaki şeyleri nasıl üretebilirim? İlk başta dış mekan diyeyim. İşte ev görüntüsü, dış mekan, bina görüntüsü. Onlarla başladım. Sonra odalar ilgimi çekmeye başladı. Çünkü odaların içinde bana anlattığı işte yaşananlar, odanın içinde insan yok ama eşyalar orada, bir şeyler yaşanmış. Birileri orada umut etmiş, uyumuş, uyanmış, bir şeyler düşünmüş. Yaptığım odalara, evet, oraya gidiyorum. Bunlar var olan yerler değil. Biraz bu benim belki duygusal yapımla ilgili, belki geçmişle bağım kuvvetli ya da koparmak istemiyorum. Zaman zaman çocukluğumdaki anları çok düşünürüm. İşte çocukluğumun geçtiği evi, işte dedemin bahçesini vesaire. Yaptığım çalışmalar şöyle bir şey hissediyorum. Yani birileri varmış, burada yaşamış, bir hayat yaşamış. Çalışmaların çoğu genelde hep yıkık döküktür, eskidir. Ama o zaman, yani bir zamanlar öyle değildi. Orada bir hayat vardı, canlıydı ve ama şimdi yok. Yani ondan geriye kalanlar, anılardan geriye kalanlar belki diyebilirim. Aslında ilk şeyle başladım. Önce birkaç çalışmadan sonra dedim ki taklit edeyim. Evet, işte şu bina görüyorum, bir sokaktan geçiyorum, ne kadar güzel. Bunun dioramasını yapabilir miyim? Sonra oturuyorum başına, yapmak için ölçeklendirmeye çalışıyorum vesaire. Sonra bana keyif vermediğini fark ettim. Çünkü ben var olan bir şey değil de kafamın içinde hiç bilmediğim, görmediğim, benim de yaptıktan sonra karşılaşacağım ya da kafamın içinde hayal ettiğim şeyi ortaya çıkarmak için bu şekilde başladım. Hani birebir gerçek bir şey değil ama kafamın içinde bir dünya var ve o dünyadakileri merak ediyorum. Mesela bundan sonraki çalışmam ne olacak? Bundan sonra kafamın içinden ne geçecek? Yani birkaç diyorama yaptıktan sonra artık oğlum bana malzeme aramaya başladı. Bunu kendine bir misyon edindi. İşte baba bundan ne yapabiliriz? Bu oyuncağım kırıldı, bundan ne yapabiliriz? Bir gün babamın mezarını ziyarete gittik. İşte dönüşte çınar bir ağaç parçası bulmuş. Baba dedi bu tam dioramalık. Hem de dedemin mezarının yanında buldum. Sana dedemi de hatırlatır. Buna bir şey yapar mısın? Onun üzerine yıkık dökük bir kulübe yaptım. Alelade bir dal parçası, evet, üzerinde yıkık dökük viran bir kulübe var. Her baktığımda tabii ki babamı hissediyorum. Yani babamın yanımda olduğunu, babamla yaşadıklarımı, anılarımı. Yani aslında çok özel bir şey o. Yani belki diyorama bile diyemeyiz bir dal parçasının üzerine. Çünkü yaptığım şeyler daha çok başındaydım işin. Ama tabii benimle aramda bir bağ kurduğum çalışmalardan birisi. Yapan arkadaşlar bile dünyadan kopuyorsunuz. Artık o masanın üzerinde sadece siz ve o parçalar var. Genelde ben bir şeyler dinlerken bu işi yapıyorum. Arka planda çalıyor. Bu sevdiğim bir film olabilir, bir podcast olabilir. O dinlerken ama yoğunlaşıyorum. Ve zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorsunuz. Yani bu bazen 2 saat, 3 saat, 5 saat sürebiliyor.
Hep şey diyorsunuz, evet geç oldu yatmam lazım. Şu da bitsin, şu parçayı da boyayayım, şunu da takayım, bunu da yerleştirdikten sonra diye bu sürüyor. Ve ama bu şey hiç bitmiyor. O heyecan, tekrar hiç bitmesin hissi var, evet. Yani ben hiçbir şey yapmayayım ve sadece bununla ilgileneyim var. Bu sizi bir şekilde bir türlü doyuma ulaştırmıyor. Yani ne yaparsanız yapın, evet bunu yapacağım, tamamlayacağım. Tamamladığınız an evet o bitti ama yenisini yapmalıyım. Yeni bir şeyler üretmeliyim. Hissi hep oluyor. İş aslında çok boyutlu bir iş. Yani belki beni yıllarca çalıştığım işler, birikimler hepsi bir araya geldi. Ben şimdi resim okudum, yan dalım heykel, grafik üzerine uzun yıllar çalıştım. Seramikle ilgilendim, baskıyla ilgilendim. Şimdi bunların hepsi birleşti ve diorama ortaya çıktı. Çünkü gerçekten hepsi var. Özellikle heykellere aşığım. Şimdi 3 boyutlu yazıcıyla heykellerin o küçük halleri beni çok etkiliyor. İşte o devasa, büyük heykellerin minik halleri. Heykeller üzerine bir kurgu var kafamda. Yani evet bir oda var, bir mekan var ama mekanda ikonikleşmiş bir heykel var. O heykelin etrafında dönüyor bütün mesele ya da bütün olay, örüntü. Tabii ki de teknolojiyle beraber 3D yazıcı. 3D yazıcının bu işe katkısı müthiş. Yurt dışında bu işi yapanların hemen hemen hepsi 3D yazıcı kullanıyor. Muhakkak bir yerlerde, hepsi olmasa da bir parça da vesaire de üretemedikleri yerlerde kullanıyorlar. Sonra bir 3D yazıcı aldım. İşte türlerini öğrendim. Şu tür şunu basar, bu tür bunu basar vesaire. Sonra bu tasarımları ben kendim nasıl yapabilirim? Yani hazır bir tasarım almayayım. Evet, hazır tasarımlar var, indirip basabildiğiniz. Sonra 3D yazıcıya uygun programlar. 3D programlar öğrenmeye başladım. O konuda kendimi geliştirdim. Şimdi kafamda bir pencere varsa, bir masa varsa, bir kapı varsa, o benim kafamdaki masa kapıysa onu ben tasarlayabiliyorum. Sonrasında basabiliyorum. Sonrasında işte boyuyorum istediğim şekilde. Dioramayı nasıl yerleştirmek istiyorsam o şekilde yerleştiriyorum. Benim sahiplenebileceğim şeyler değil tabii ki. İşte bunu ben koyuyorum, bu benim imzam belki diyemem ama masayla ilişkin bir başka. Masaları çok seviyorum. Çünkü orada onun üzerinde oturmak, konuşmak, düşünmek, bir masaya dokunmak, bir masanın üzerinde yaşamak başka bir şey. Sonrasında kitaplar benim için çok önemli. Muhakkak masanın köşesinde, odanın bir köşesinde atılmış, yırtılmış bir kitap muhakkak olur. Edip Cansever'in Masa Şiiri. Zaman zaman dönüp dönüp okurum. Çok hoşuma gider. Hatta onun da diyormasını düşündüm işte. Masada masaymış ha. Adam habire koyuyordu diyebilirsiniz. Belki olabilir ileride. Onun da bir diyormasını yapabilirim. Kaygı taşımak insanı üretme kısmında biraz engelliyor. Bu kaygı size ket vuruyor. Çünkü bir şeyler anlatabilirim kaygısı. Ya bunu anlatamazsam kaygısı, ya bu karşı taraf bunu anlamadıysa ama ben ne güzel anlattım, sen niye anlamadın kaygısı. Bir süre sonra ne yapsam, ne anlatsam da karşı taraf anlar ya da neyi anlatmalıyım da çok dikkat çekerim, ilgi çekerim kaygısı bir süre sonra sizi gerçekten bir çıkmaza sokuyor. Benim öyle bir kaygım yok. Şunu anlatmalıyım ya da mutlaka bu konuya değinmeliyim, şu mesajı vermeliyim gibi bir kaygım yok. Çünkü ben bu işi yaparken müthiş keyif alıyorum. Yaptığım iş bana dinginlik veriyor, huzur veriyor. Ve canım ne isterse onu anlatıyorum. Üç sene ben Bitlis Norşin Gür Oymak'ta görev yaptım. Görev yaptım. Her gün serviste gidip geliyordum. Tatvan'da oturuyordum. Gür Oymak'a gidip geliyordum. Gidip gelirken her gün geçtim. İşte karlı dağlar, bir ova var. İşte kol başından aşağı Gür Oymak'a iniyorsunuz. Her sabah o gördüğüm manzara o. Sonra bir gün yine böyle bir diorama sahnesi canlandırdım. Bir odayı, mekanı kurdum. Dedim ki neden pencereden burası görünmesin? Bu mekan, evet bu mekan anılarımda bir yerde kalsın. Sonra onun resmini yaptım. İşte pencerenin arkasına yerleştirdim, ışıklandırdım. Ülke olarak sanata ayıracak pek vaktimiz yok. Yani haliyle de şimdi diorama kelimesini
çok az insan biliyor, duymuştur. İşte maket diyorsunuz, makete benziyor, onun eskitilmişi vesaire gibi tanımlar yapıyorsunuz. Çünkü insanların başka kaygıları var, daha öncelikleri var. Yani hani bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki o en tepede, diyorum adı o en tepede duruyor. O yüzden o anlamamasını gayet yani makul karşılıyorum. Çünkü orayla ilgilenecek vakit bulamamış. Ama keşke olsa diyorum, ama hayalimde bir ara geçti. Büyük ikramiye bana çıksa ne yaparım? Enteresan. Bütün dioramacıların, Türkiye'de bu işle ilgilenen arkadaşların toplanacağı büyük, 4 katlı, 5 katlı bir atölye kurmak isterim kesinlikle. Yani orada birbirimizden öğreneceğimiz kesinlikle çok şey var. Çünkü bu işin bir kitabı yok, bir okulu yok. Ben bir şeyler deniyorum, öğreniyorum. Evet, işte Pinterest'e, YouTube'a vesaireye bakıyorsunuz ama kendiliğinden bir şeyler deneyerek bulduğunuz da oluyor. Bunları birbirimizle paylaşabiliriz. Birbirimize bir şeyler öğretebiliriz. Çünkü bu etkileşimli bir iş. İşte sen onu nasıl yaptın, ben bunu böyle yapıyordum diyerek ilerletebiliriz. Bu bir ara böyle bir hayal olarak aklımdan geçmedi değil. Öncelikle dioramayı ben şiire çok benzetiyorum. Şiirle arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar şiirle de ilgilendim. İşte yazarım, okurum vesaire. Hani bazen şiirde bir kelime vardır, o kelimeyi ararsınız. Doğru bir kelime, bir sözcük. Onun tınısı sizi etkiler. Bazen onu hemen bulursunuz. Evet, cuk oturur ama bazen bulamazsınız. Kullandığım parçalar aslında biraz yandalım heykel benim. Heykel okuduğum dönemde, heykelle ilgilenmeye başladığımızda tabii ki Rodin'le tanıştık. Rodin çalışma prensibi çok ilgimi çekmişti. Çünkü parçalarla oynuyor. İşte cehennem kapısını yaparken oradaki bütün figürleri küçük küçük yapıyor ve yerlerini değiştiriyor. Sürekli bir şeylerin yerini değiştiriyor. Yaptığı heykeller de aynı şekilde. İşte farklı kol biçimleri, duruş biçimleri yapıyor. Onları değiştiriyor. Sonra ben bunu dioramada denemeye başladım. Bir sürü parça var elimde. Öncelikle ben kafamda şunu yapacağım diye başlamıyorum. Bazen bir sandalyeden, bazen bir kitaptan yola çıkarak diğerlerini onun etrafına oturtuyorum. Ve o parçalar arasındaki ilişkiyi kurmak, işte bahsettiğim işin şiir kısmı o. Yani bazen evet 3 günde bitiriyorum, evet bu oldu diyorum ama bazen yapıyorum, bir kenara koyuyorum, diyorum ki burada bir şey eksik, bir obje, nesne ya da anlatacak, duyguyu ifade edecek bir şey eksik. Bu yaptığım çalışmalar aslında oğlumla aramızda bir bağ oluşturdu. Çünkü yıllar sonra dönüp baktığında diyecek ki evet babam işte sandalyeyi buraya koyduğunda ben oradaydım. Ya da işte babama bu fikri ben verdim. Baba buraya da bir çerçeve koyalım, bir resim koyalım ya da bir kitap koyalım. Fikrini ben verdim. Çıkış noktam buydu aslında. Hani sanat, işte bir şeyler anlatayım kaygısı ya da bir şeylere farkındalık çekeyim, bir farkındalığı dile getireyim. Öyle bir kaygım yoktu. Tamamen kişisel bir şeyle başladım. Yani bu işe oğlum sayesinde başladım diyebilirim. Yani beni o ilk kıvılcım, ilk ateşi o yaktı. Hatta zaman zaman derdi. Baba benim sayemde başladın, nasıl değil mi diye bununla övünür. Tabii iyi ki başlamışım.